Aslında bugün Türkiye'nin değişik sorunlarına değinip görüşlerimizi ifade edecektik. Ama Sultanahmet Meydanı'nda patlayan bomba bütün gündemi allak bullak etti. Benzer bir olayla Ankara'da karşılaşmıştık. Suruç'ta karşılaşmıştık. Gazetecilerin önüne çıktığımda şu cümleleri kullandım. Terörü bitirme konusunda açık çek veriyorum. Kim ne istiyorsa açıkça çağrıda bulunuyoruz. Bizden bir şey mi istiyorsunuz? Bütün gücümüzle hazırız. Bütün siyasi partilerin amasız, lakinsiz, fakatsız terörü lanetlemesi lazım. Defalarca uyardık, Orta Doğu bataklığına Türkiye'yi sürüklemeyin dedik. Aynı şeyi şimdi söylüyorum. Artık bu işin aması maması yok. Üçüncü sınıf kadrolarla 21. yüzyılın Türkiye'si yönetilemez. Yaptıkları şu. Daha ambulans gitmeden yayın yasağı getiriyorlar. Milletten neyi gizleyeceksiniz? Neyi gizleyeceksiniz? Bütün dünya yayınlıyor. Sadece bizim halkımız öğrenmeyecek, bizim vatandaşlarımız öğrenmeyecek. Niye öğrenmeyecek? Bu ülkenin vatandaşı ikinci sınıf vatandaş mı? Senin istediğin kadar mı öğrenecek? Neden gerçekleri öğrenmesine izin vermiyorsun? Dilimizde tüy bitti. Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına sürüklemeyin demedik mi? Canlı bomba bir Orta Doğu geleneğidir demedik mi? Şimdi birilerini suçlayacaklar. Hükümet şikayet merci değildir. Şikayet merci değil. Şikayet edeceksen ayrılacaksın. Orası sorunların çözüm merciidir. Sorunları çözeceksin sen önce. Nerede senin istihbaratın? Bizi izlemekten teröristleri izlemeye fırsat bulamıyorlar. Bizi dinlemekten onları dinlemeye fırsat bulamıyorlar. Düne kadar sustuk, sabrettik. Artık sabrımız taştı. Yönetemiyorsanız gideceksiniz. Yönetenler gelecek.